Türüyor. Yani diğer yani kimse günahını yok. Polis demiş bizim envanterde de yok. Kim denemişse onu... Ne yapıyorsun işte? Vallahi iyiydi teyzeciğim. Toparlamaya çalışıyordum. Şeyi ne yaptı? Dağılmamıştım. Kim verecekti? Kaymakamlık. Yok, kaymakamlık verecek. Ne kadardı? Valla biz işte giderimiz 20 bin fatura verdim ona. Yani sizin o zaman yağmalı. Işın düşüktür he. Diyorsunuz. İki yıldır aktif olarak yapıyorum. Şu af fişekleri arasında böyle bir mühimmat var mı? Bunu kesinlikle yoktur. Zaten af fişekleri saçma olarak tabir ediyoruz. Evet. Şöyledir yani, tapa vardır, barut kısmı şu kadardır. Evet. Yani bunun fişek kadardır. Af tüfeğini atabilmesi mümkün değildir yani. Bu af fişeklerinin 12 numaralısı hangisi elinizdeki mi? Şudur. 12 numaralı evet. Af fişeği. Bu 9 gülledir. Saçmadır. Evet. Bu 9 gülledir. Evet. Şöyle tek gülesi de bu kadarlık büyüklüktedir. Evet. Yani mümkün değil o af fişeği. Cisimdekine benzemiyor. Cisimdeki değil yani. Değil. Budur yani. 12'lik fişek budur. En büyük atabileceği fişek bu. Budur. Evet. O zaman cisimdekiyle ilgili bir fişek gördün mü bugüne kadar? Valla bugüne kadar öyle bir şey görmedim. Görmediniz. Yok. Kesinlikle af fişeklerinde öyle bir mühimmat görmedim. Görmediniz. Evet. Diyor söylemiştim evet. Bana memursun diyeler unuttum. Cizre'de 12 yaşındaki Nihat Kazanhan'ın ölümüne sebep olan ve tanımlanmayan mühimmatın izini biz Diyarbakır'da av tüfekleri ve av malzemeleri satan iş yerinde arayacağız. Cizre'de 12 yaşındaki Nihat Kazanhan'ın ölümüne neden olan ve raporlara tanımlanmayan denilen o mühimmatın izini biz Diyarbakır'da av malzemeleri satan iş yerlerinde süreceğiz. Nihat'ı öldüren mühimmatın dün polis laboratuvarında yapılan incelemesinde 12 numaralı af fişeğinden atıldığı söylenmişti. Şu anda 12 numaralı af fişeği elimde ancak içerisinde ona benzer bir mühimmatın olmadığını görüyoruz. Polis laboratuvarında hazırlanan rapora göre Cizre'de Nihat Kazanhan'ın ölümüne neden olan 12 numaralı af fişeği şu. Ancak Nihat'ın başında çıkarılan ve olay yerinde bulunan mühimmatın 12 numaralı af fişeğinin içerisine girmesi pek mümkün görünmüyor. Bu elindeki fişek kaçlık fişek? 12'lik af fişeği. Af fişeği. Evet. Nasıl kullanılıyor, nasıl atıyor? Lütfen önünüzde tetiği vurduğunuz zaman bunu boş kovan olarak atar. Evet. Sadece bu ucundaki saçmayı... O da 1,5 santim uzunluğunda herhalde. 1,5 santim uzunluğunda saçmayı atar namludan. Bu kapsül de boş olarak dışarıya çıkar. Yani bunu komple tüfek atmıyor. Tüfek atmıyor. Evet. 12'lik af fişeği budur. Bu 6-8 Ekim olaylarında sizin burası da yağmalanmıştı herhalde değil mi? Çok sayıda fişek falan buradan da alınmış. Tabii. Yani ağır bir tahribat vardı. Fişek de çaldılar, tüfek de çaldılar. Ha. Gitmişti yani fişekler. Ama söylediğiniz 12'lik fişek bu. Evet. Bunun en büyük parçası da bu 1,5 santim uzunluğunda evet. Demir bir parça. Evet, sadece tek parça. Onu atar. Sadece onu atar. Sadece o gider. Teşekkür ediyorum. Murat Bey, siz kaç yıldır bu av tüfekleri ve av tüfeği malzemesi satıyorsunuz? 7 seneydi hocam. 7 sene. Evet abi. Peki size şöyle bir resim göstereceğim. Buyur siz abi. Böyle bir av tüfekleri de fişeklerde böyle bir mühimmat gördünüz mü? Böyle bir malzeme var mı? Hayır abi, öyle bir malzeme yok abi. Görmedim. Av fişek 12'lik şöyle var abi. Tek güle var, bir de 9 güleler var hocam. Evet. Bak şuna bakın abi. Bir de şu şeklinde var. 12'lik dedikleri 12 budur. Dediği budur hocam, doğrudur. Ne şu, var içinde şu, 12'liğin bize abi, bir anlatın. Abi şu tek gülledir abi. Evet. Tek güle dediğimiz tek parça gider abi. Tek parça. Şunun içinde de 9 güle var abi. Evet. 9 tane var içinde abi. 9 tane saçma mı? İri saçma. Saçma, iri saçma, daha irisi abi. Evet. Bunlar atılıyor abi normalde. Yalnız bu gösterdiğiniz hiçbir şey yok bunlarla 12'likler. Zaten hebatı 12'likten büyük abi. Sizde böyle bir malzeme yok. Yok efendim. Yani bu tek gülle dediğimiz içerisindeki tek parça demirin uzunluğu ne kadar? Herhalde 1,5 santim. 1,5 santim vardır abi. Bak gerisi şöyle. Gerisi tapadır herhalde. Tapadır, doğrudur abi. Altı tapadır abi. Evet. Şu üstü abi. Bak şuradan sonrası tek gülle geçiyor abi. Boş kovana atıyor, sadece o tapa kısmı gidiyor. Yalnızca tapa kısmı. Şu kafadaki gider abi. Şunlar evet. Gitmez yani. Boş kovan dışarı atar.
Şimdi sizin dükkanınız 6-8 Ekim olaylarında yamalanmış mıydı? Doğrudur, doğrudur efendim. Ne çalınmıştı burada? Tüfekler gitti abi, bir de kuru sıkıdı. Fişekler gitmişti. Fişekler de gitmişti, doğrudur efendim. Cizre'de 12 yaşındaki Nihat Kazanhan'ın ölümüne sebep olunan ve tanımlanmayan mühimmat verilen bu mühimmatın izini Diyarbakır'daki av malzemeleri ve av tüfekleri satan iş yerlerinde sürdük. Ancak böyle bir mühimmatın olmadığını gördük. Cizre'de 12 yaşındaki Nihat Kazanhan'ın ölümüne sebep olan ve raporlara tanımlanmayan mühimmat olarak geçen mühimmatın izini Diyarbakır'daki av ve av malzemeleri satan iş yerlerinde aradık. Ancak buralarda böyle bir mühimmatın olmadığını gördük. İyi olur değil. Görüşürüz. Başınsın abi. Sağ ol abi. Abi durmuyor bu lan. Yoksa bundan kaç gün? Evet.